kilo kontrolünün anayasasında aslında başlamamız gereken yer sorunun nereden geldiğini bilmek. Yani evet. değil mi? Önce buradan Yani kilo aldığınız sorusunun Melide Hanım cevabını bilmeden asla diyet yapmayın. Şöyle olabilir. Ben tatile gittim. Ne yaptığımı biliyorum. Biraz fazla yedim, içtim. Az hareket ettim. iki kilo aldım. Döndüm. Diyet yaptım. Geçti gitti. Bunu anlarım. Ama sizin üzerinizdeki kilo olmanız ki, gereken kilo aralığından yüzde beş Hele hele %10 daha fazlaysa ne oldu bana sorusun cevabını bulmanız lazım. Polikistik ovalim mi var? Tiroid tembelliği mi var? Böbrek üstü mi problem var? İnsülin direnciniz mi var ki? Üçte birinden insülin direnci sorumlu. Yani hormonal bir bozukluk mu? Aldığınız bir ilaç mı bunu yapıyor? Yoksa eski oranla çok mu yemeye başladınız? Strese bağlı yeme kontrolü bozukluğunuz mu var? Fazlaca mı tatlı yöneldiniz? Cüzumsuz mu meyve tüketiyorsunuz? Ve bunun biyolojik sonuçları ne vücudunuzdaki? Onları bilmeniz lazım. Yani kilo vermeyi bir diyet yapmakla eşit tutan mantığın artık üstüne kocaman bir çarpı koymamız lazım. Ve kocaman sen bir çarpı. alışkanlıkların değiştirilmesi. Yaşam tarzının değişmesi lazım. Yani doğru. şunu bilmemiz lazım. Ben bir cihazım, yakıt alıyorum. İhtiyacım kadar yakıt almam ve doğru yakıt almam lazım. Bir, iki, ben bir cihazım, yakıtı harcıyorum. Harcamazsam yakıt depoda bir iki bir yağ dönüşüyor. O zaman kilo kuşu her kuş gibi iki kanatlı bir kuş anlatmıştım size. Tek kanadıyla uçamıyor takla atar olduğu yerde. Eğer siz yemekle aktiviteyi birleştirebilirseniz çok yediğiniz zaman çok hareket ederseniz, hareket yapamayacağınız zaman az yerseniz o kuş uçmaya devam eder. Denge. Ve siz hafiflersiniz. Evet. Bu ikisini beraber götürmeniz lazım. Hayatınıza hareket katmadan kilonuzu yönetemezsiniz. Gizli obez olursunuz yine yönetemezsiniz. Atın çiziyorum. Kas kaybından kurtulamazsınız. Kas kaybı olan bir kişi ki normalde siz de ben de hayatımız boyunca kas kaybetmek üzere program, programlandık. 40 yaşından sonra kas dokumuzun her yıl en az yüzde yarımı, ortalama yüzde biri. 60'ından sonra yüzde ikisi kayboluyor. Bu şu anlama geliyor, siz 40'tan 60'a geldiğiniz zaman kasınızın yüzde 20'si gitti. Türkçesi metabolik hızınızın, metabolizma gücünüzün, enerjiyi yakma kabiliyetinizin yüzde 20'si gitti. O zaman ne yapacaksınız? Aynı enerjiyi alacaksınız. Alırsanız ne olur hocam? Alırsanız gizli göbekli olursunuz. O Ekster zaman da, kazanabileceğimiz miktar var mıdır bu yüzde yirmide? Kesinlikle tamamını karşılarsınız. Kazanabilir miyiz? Tamamını, tamamını. Ben kas kaybı olmadan yaşlanmak istiyorum diyorsanız bizim 7500 formül sizi bekliyor. Ne diyorduk? Pastanmamak için 5000. Yağlanmamak için 7500. Ha ben yaşlanmamak, iyi yaşlanmak sağlıklı yaşlanmak, son nefesime kadar ayakta durmak istiyorum. Allah ne ömür verdiyse 75, 85, 65 onu biz takdir edemeyiz. Ama son nefesime kadar dinç, enerji, huzurlu, güçlü kalmak istiyorum diyorsanız 10 bin at. Günde Haftanın, 10 bin. evet. Her gün 10 bin almadın. 3 gün 10 bin yap. 2 gün 5 bin yap. Kazanç. 2 günde 7 bin 500 yap. Bir gün 5 bin yaptıysan o günün ertesi gününü, hafta sonunu benim gibi 12 bin 500 yapmaya çalış. Sonrası takdirdir. Yani takdir dediğimiz şey kaderdir. Ama tekrar söyleyelim, kader dediğimiz kitabın kalınlığı aklınızın bilgiyle ve bilimle uyuşma kapasitesine bağlı. Eğer her şeyi kadere bağlarsanız tuğla kadardır o kitabın kalınlığı. Eğer bilimle siz yaparsanız muhakkak ki kader bağlıdır ama bir iki sayfadan ibaret kalır o zaman. Evet, son derece önemli. Evet. Kilo kontrolünün anayasası dediğimizde aslında hepsinde konuşmuş olduk. Bir akıllı alışveriş mevzusu da var. O Kesinlikle. O da daha Kilo kontrolü zaten alışverişte başlıyor. Bir kere açken alışverişe gitmeyin. Açken sakın gitmeyin, çok alırsınız. Çocuklar olunca evet. da çok alırsınız. Hedef odaklı alışveriş yapın. Altına yazın ne alacağınızı. Ayrıca alışverişe gitmeyin. Çocuklarınızla beraber ayrıca gittiğiniz alışverişlerde çok fazla atıştırmalık alırsınız. Bunu evet. bilin unutmayın. Ve alışverişin işin püf noktası olduğunu bilin. Manavdan kiloyla, kiloyla, kiloyla sebze çeşitleri, şey, meyve çeşitleri almayın. Sepseyi kilo alın. Türk aile yapısında var aslında. Ama Hep deriz ya Batılılar işte meyve gördünüz mü taneyle alıyorlar diye çok yıllarca. Orada meyve az aslında. Onlarda da obez de var Melda Hanım tabii aslında. Tabii. Yani Amerika'da taneyle daha alıyor ama hatlar. Amerika bizden daha obez. O meyveyi taneyle alıyor. Kruvasanları çuvalla alıyor. Abur cuburlar, cipsleri değil, değil mi? Abur cuburlar, çuvalla